Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. İnsanın enfus alemindeki bir içine girift olmuş, cehaletle tek zannettiğimiz insan. Bir içine girmiş alemler var. 18 bin alemin hulasa-i camiasıdır ruhu. Enesi değil. Her bir alem, her bir yapı, her bir sistem kendisinin bir ömrü vardır. Veya bir işlevi vardır, işletimi vardır. Karıştırırsan hepsi alt üst olur. Bu sefer muvazene olmaz. Denge olmuyor. Mesela şöyle diyeyim. Dünya bir saat gibi düşünün. Burada gerçi ustad saati misal verecek. Bildiğimiz misalden gideyim. Ustadın verdiği. Okuyacağım. İlk önce önerme yapıyorum. Ustad diyor ki bir saatte ne kadar çark var? Bir tanesi bir dönerken ötekisi 10 defa dönüyor. Belki de 20 defa dönüyor. Mesela saatte seneyi gösteren takvim var. Bir defa dönüyor senede. Saat var. Bir tık yapması için 60 defa dakika dönüyor. Bir dakika için bir saniye, 60 defa saniye oluyor. 10 tane böyle bir içinde şeyi düşünün, çarkları düşünün. Bu bildiğimiz dünya, saat. Bir de dünya var. Dünyanın içinde çarklar var, asırlar var. İnsan çarkı var, hayvan çarkı var, nebatat var. Ondan sonra sene var, seneler var, haftalar var, günler var ve hakeza, gece gündüz. Saniye gibi böyle 10 tane bir içine çarklar var. Zahirde bakarsın bir dünya. Başka? Allah'lık hakikati, cehalette Allah birdir tabii böyle. Bir bütün oysa içerisinde esma, sıfat, şuunat, mahiyet. Bu da böyle. Başka örnek vereyim. Çekirdek. Oysa içine giriyorsun, yaprak var, çiçek var, meyve var, koku var, dal var, budak var. Hepsinin ömrü, yaşantısı, hakikati farklı. Yaprak ne kadar yaşar, çiçek ne kadar yaşar? Çiçek değil mi? Bir yapraktan meyveye dönüşecek kadar kısa bir dönemde bir süreç vazifesi yapıyor. Seni beni alakadar eden başka bir örnek veriyorum. Bu bedende bedensel hisler var. Ruhsal bahsetmiyorum. Mesela gençliğiyle alakalı hisler var. Daha bulu çağına gelmeden. Onların hükmü bitiyor bulu çağına gelince. Sonra bir kemal yaşı geliyor. Yani baktığın zaman insanda dönem dönem yaşadıkları duygular var. Hepsinin bir ayrı bir ömrü var. Nereye götürüyorum? Başka örnek veriyorum. Çok ciddi bir mevzu olduğu için çok çeşitli örneklerle örneklendirmeye çalışıyorum ki olay kavransın. Başka ahiret alemleri 18 bin alem birbirinden farklı. Mesela berzah alemi vefat ettikten sonra haşir meydanına intikal edecek kadar bir müddeti var. O da bir alem. Haşir meydanı Sırat Köprüsü'ne kadar vesaire böyle gidiyor. Arkadaşlar, hiçbir şey gözüktüğü gibi değil. Zahir aldatıyor. Yani insana şöyle baktığın zaman bir cesetle şey yaparsan onun da bir müddeti var. Bir müddeti var. Zamanı var. Diyor ki buna ait. Peki ne işimize yarayacak onu da söyleyeyim.
Şöyle cesede baktığın zaman, cesedin zevali, ihtiyarlığı, hastalığı, kanser olması seni korkutmasın, ürkütmesin. Bu bir başka bir çark. Bu çark bitince başka bir çark başlıyor. Gençliğin o güzel dönemleri vardı, bebekliğin dönemleri vardı. Evet, mama dönemi bitti ama pirzola dönemi başladı. Efendim gençlik gitti, kemal var, ihtiyarlık var, kabir var. Hiçbir bir süreç birbirinden üstün değildir. Yalnız biri birisiz olmazlar. Bu çok önemli de onun için. Yani dünya ahiretten üstün değil. Ahiret de dünyadan üstün değil. Hislere hitap ederken ayrı bir şey. Hatta Adem Aleyhisselam orayı anlaması için buraya ihtiyacı vardı. Değil mi? Buraya ihtiyacı var. Böyle bir süreç yani. Burada adeta bir yapılanma, bir çekirdekme, fark etme. Ağaç olma farklı. Onun için böyle ölümdür, kanserdir, şudur budur. Kamil, arif, fark eden, nerede niçin bulunduğunu bilen insanlar için hiç de o kadar önemsenecek bir şey değil. Çünkü senin işin değil. Bu başkasının işi. Kanser senin işin değil. Senin bu dünyaya gelişin senin işin olmadığı gibi buradan gidişin de senin işin değil. Senin işin ayrı. Sen işini yap, onu düşün. Bütünlük içinde gözükürken nihayetsiz bir yapı işlevi var. İşletim sistemi çalışıyor burada. Yani bu sanki bir zemberek gibi, varlığın zembereği bütün alemlerin. Şimdi onu okuyorum. Üçüncü nükte, 16. sayfa lemalar. Bismillahirrahmanirrahim. Küllü şeyin hâlikun ilâ vecehehu lehül mülk ve ilehi turcaun. Şu dünyada zamanın fena ve zeval eşyadaki tesiri gayet muhteliftir. Zaman girdiği için eşyaya tesir ediyor. Zahirde. Fakat eşyaya tesir ediyor ama eşyanın değişimleri, farklılıkları insanı alakadar ediyor. Mesela bir hadis gördüm. Şöyle, ahir zamana, ya şey, kıyamete yakın dünyadaki seneler eskiye göre aylar gibi geçecek diyor. Aylar haftalar gibi, haftalar günler gibi, günler saatler gibi geçecek. Akşam okuldun, Allah Allah, yatsı ne zaman okundu ya? Bugün neydi ya, çarşamba? Allah Allah, ne oldu perşembe? Allah Allah. Olmuş 7 gün geçmiş. Bu beni üzdü yani. Sonra dedim ki, ya 350 sene yaşanıp da ibadet yapacağına veya 2000 sene, 60 sene yaparsın, kral gibi çekirdek kaliteli ibadet yaparsın, 300 seneyi de aşarsın. Yani çok durmak, az durmak meziyet değil, adam gibi durmak. 350 sene, 700 sene Çınar'da yaşıyor. Ama kerestelikten kurtulamamış. Hala kereste. Kereste mi olmak isterdin 700 sene? Bir saat insan mı? Arkadaşlar, çok durmak değil. Dendiği gibi durmak. Bir an. Bir saat yaşayan denizin altında mahlukat var. Havada kelebekler var. Yani bu süreci, bu faaliyeti fark etmek lazım. Allah'lık hakikatini fark etmek lazım. Sıyrılmak lazım bedensel hayattan. Anlamak lazım. İdrak etmek lazım. Düşünmek lazım. Farkı fark etmek lazım. Yoksa çok üzerimizdeki tesir, zamanın ve mekanın tesiri, firakın tesiri çok acımasızdır. Şu dünyada zamanın fena ve zeval eşyadaki tesiri gayet muhteliftir. Zaman eşyayı allak bullak ediyor. Gece yapıyor, gündüz yapıyor, kış yapıyor, sonbahar yapıyor. Alıyor, götürüyor, saçımı beyazlatıyor, büküyor, kanser yapıyor, kabre sokuyor. Alt üst ediyor. Hepsine muhtelif tesir yapıyor. Ya bu ne biçim bir kitap ya?
Bu ne biçim kitap? Anlamıyorum. Vallahi size yalan diyebilirim ama Allah diyemem. Ben bunu oku şey yaptım, dedim ya bunu şey yapayım. Allah Allah, ilk defa okuyor gibi hayretler içinde kaldım. Burayı ders yapmak için seçerken. Bu tür şeyler benim ilgimi, hep benim bu tipler kayıyor elim. Başkası giyerse kürsüye burada, başka bir şey yok. Benim hep böyle şeyler oluyor. Neden oluyorsa, hemen tak diye oralarım şey yapıyor. Ve mevcudat ise şu varlık, varlık, mütedahil daireler gibi birbiri içindeyken hükümleri zeval noktasında ayrı ayrı oluyor. Yani iç içeyken, bir garip yani buz iken su var, haşikö var vesaire. Çekirdek iken meyve var, tat var, koku var vesaire. Beden iken ruh var, his var, ruh var, akıl var, hayal var, tasavvur var, tahayyül var. Var da var ya. Bir acayip bir garip bir memleket yani. Paketin içinde ne oldu belli değil ya. Dibine bir giriyorsun, çıkamıyorsun. Acayip bir şey. Biraz düşününce bakıyorsun, ahiret burası, dünya burası, cennet burası. Acayip. Cehennemin cehennemi burası. Nükel Mekir soruyu burada soruyor. Cevap burada veriliyor. Yazılı kağıdı kabirde okunuyor. Kaç aldığını söylüyorlar. Soruyor da sormuyorlar. Sana böyle soru soruldu, sen de böyle cevap verdin. Yazılı kağıdı şu. Geldi bir tane fırsat. Soru bir. Bakıyor musun, bakmıyor musun? Depodasın veya bir emanet verdiler. Sana bir emaneti verdiler. Bakayım, ihanet ediyor musun, etmiyor musun? Soru iki. Cevap senin davranışın. Peki, o aldığın puan nasıl anlaşılacak? Kabirde sana böyle soru soruldu. Sen de böyle cevap verdin. Biliyor musun? Ha, kalite numarası bu. O kadar. TSE. Her şey burada arkadaş. Ahiret sürprizlik yok. Sürprizlik tek noktada var. Yapmadığımız bir şeye Allah çok sevap vermesi. Hak etmediğimiz halde affettim demesi. Sürpriz bu. Yaşantının dışında sürprizlik bekleme. Neyse o. Ahiret dünyanın bitişi değil. Ahiret şu dünyanın bitişik arsası değil. Ağaç çekirdeğin bitişiği değil. Bir daha söylüyorum. Ağaç çekirdeğin bitişiği değil. Çekirdeğin inkışağının inkışafından çıkıyor. Çekirdekten ağaç şöyle deniliyor. İnkışağının inkışafından çıkıyor. Ağaç çekirdeğe bitişik değil. Patlamasından çıkıyor. İyi. Ahiret dünyanın bitişi değil. Dünyanın patlamasından çıkıyor. Senin dünyandan çıkıyor. Dünyanı da oluşturdun zaten. Bir şey oluşturmak yok. Patlıyor işte. Güle ekleme yok. Her gül yaprağın içeriden çıkıyor. İnsanoğlunun sanatı böyle değil. Motora takıyorlar. Blok koyuyorlar. Crank mili koyuyorlar. Piston koyuyorlar. Siboplar koyuyorlar. Manifold koyuyorlar. Hep ekleme. Ama Allah'ın sanatında dışarıdan ekleme yok. Hep içeriden patlama var. Çekirdekten filiz, dal, budak, yaprak çıkıyor. Hiç dışarıdan ekleme yok. Gül, içeriden, mısır koçanı içeriden, insan duyguları içeriden. Dışarıdan ekleme yok. Bir tuhaf yani, garip bir memleket ya. Fark ettin mi? Keyfine doyulmuyor. Çay içesin geliyor ya. Acayip bir alem. O kadar hoşuma gidiyor ki sesler geliyor, uçaklar gidiyor, oturuyoruz, geliyor, bağırıyorlar, çağırıyorlar, araba sürüyoruz, derste oturuyoruz, bardak var, su var. Bunlar hepsi garip ya. Hepsi acayip bir şey yani. Öyle bir tertip yapmış ki, batınını, ruhsal yapımızı, çekirdeğimizi illa ağaç yapacak Allah. Bunlar hepsi tertip, düzen. Bunu fark etmiyor o kadar ya. Senin vazifen bunlarla meşgul olmak. Artık rızıklandırmak, karavanı yıkamak, sana yemek vermek, başkasının işi. Ne zaman gideceğim, nasıl gideceğim, bana ne, benim ne algısı yok ki. Şu mevcudat ise mütedahil daireler gibi birbir içindeyken hükümleri, yani gözün hükmü, akla verilen hüküm, duygular, mide, ruh, hayal, tasavvurlar, ruhsal yapı, hepsinin birbirine zeval noktasında yapıları, sistemleri ayrı ayrı. Ama aynı yerde.
Nasıl ki saatin saniyelerin sayan dairesi, dakikayı ve saati ve günleri sayan daireleri zahiren birbirine benzer. Çarklar birbirine benziyor. Fakat surat da birbirine muhaliftir. Yani günler aynı. Yani bir hafta önceki günler aynı. Bugün de aynıydı. Bir ay önceki gece aynıydı. Ama sen farklısın. Benim bir misal vardı, hatırlar mısınız? Kullanayım onu. Başıma gelmişti. Almanya'da duymuşlar bizi. Cenaze evine gidiyoruz. Herhalde ne konuşmuşlarsa evde. Böyle delinin birisi geliyor mu demişler. Ne demişlerse. Baktım karabalık cenaze evi. İçeride şey var. Ceset içeride, babası battaniyeye sarılmış. Yıkayan kimse olmayınca. Gittim oturdum. Neyse uzun o şeyi. Size, bize lazım olan miktarı söyleyeyim. Bir tanesi dedi ki, öğretmenmiş. Hocam galiba nurcusunuz. Doğru mu? Doğru dedim yani. İnşallah. Peki dedi, sana özel soru sorabilir miyiz? Herkes dinliyor. Oysa ben sohbet yapmaya gittim. Sorun dedim. Sorma desen olmuyor. Sorsan desen olmuyor. Ya dedi, nurculuk sana ne kazandırdı dedi. Ben cenazede, yani nurcu oldun, memnun musun? Memnunum dedim. Şimdiki aklın olsa gene olur muydu? Ne olur? O zaman ne kazandırdı sana dedi. Ne diyeyim, o cenaze evinde Risale-i Nur insana neler getirmiş, onları var ya, 50-70 küsur tane madde var. Şu kara elleri öpecektik bilmem ama bir sürü var ya. Ya o ortamda dedim ki, ben dedim nurcu değilken denize bakıyordum, deniz. Denize bakıyordum, denizdi. Ağaca bakıyordum, ağaçtı. Kuşa bakıyorum, kuştu. Sonra nurcu oldum dedim. Baktım ki deniz değilmiş. Sonra bir baktım, ağaç değil. Sonra bir baktım, kuş değil. Neydi ya dedi. Sonra dedim, ben nurcular biraz terakki ettim ya, biraz da fazla okudum. Sonra bir daha baktım, baktım ki deniz, ağaç, kuş da kuşmuş. Gene başa geldin dedi, ne değişti dedi. Ben değiştim. Değişen bir şey yok. Ben değiştim. Anlıyor musun? İnkılap görmemiz lazım alemimizde. Alemimizdeki bedensel dayatmalardan sıyrılmak zamanı çoktan geldi. Bedensel hayatın dayatmaları, kanserin dayatması, efendim para kazanmanın dayatmaları, zengin olayım, benden bahsetsinler, artık kabir geliyor, ulan kefere nasıl gireceğiz, hatta ya şu günahı nasıl hesap vereceğiz, bu tür şeylerden artık sıyrılmanın zamanı geldi. Allah Allah, günahtan da bahsettim ya. Artık ruhun daire hayatına meşgul olmak lazım, geçemesek bile. Yani daire-i ruhu tefeyyüz etmek lazım, zamanı geldi, inanın. Yani enfusle dönmek gerekiyor aslımıza, tanışmak gerekiyor kendimizle. Kendimizi unuttuk, tanımıyoruz, tanımlayamıyoruz. Ne olduğumuzu bilmiyoruz, neler var bizde bilmiyoruz. Depoda neler var bilmiyoruz. Harabat ehlini hor görme sakın, kendini böyle görme. Hazinelere malik viraneler var. Virane olmuşuz ama hazineler var. Eğer biraz kazarsak temeli, o bina değil, o şehri ihya edecek hazineler var dipte. Öyle de insandaki cisim, bak bir yapı, bir sistem, cisim, nefis, dürtüler, hayatı dayatmalar. Nefis öyle görüyor. Yat, ye, çak, senin olsun, desinler, yükselt binayı. Kalp, ayrı bir sistem. Yani cesedin dayatmaları var.
üşüyor, acıkıyor. Nefsin dayatmaları var, manevi dayatmalar, enaniyet, gurur, kibir vesaire. Kalbin yapısı var, ruh var, hisler var, şuur var, var da var. Daireleri öyle mutefavittir. Birbiri içinde çark gibi diyor. İçeride. Yani birisine cari olan hüküm diğerine cari değil. Mesela ölüm bedenseldir, ruhsal değildir. Ama bedenle ruhu karıştırırsan ölümü ruha mal edersin. Bu sefer dünyada psikolojin bozuk, kafan aşağıda yaşarsın. Bunu fark ettiğin anda tamam. İlmini yapacaksın. İlmini yapa yapa batına taşıyacaksın bu manaları. Tefekkür ederek, tefeyyüz ederek artık bedensel hazlardan, bedensel dürtülerden, bedensel dayatmalardan, bedensel kanunlardan insan sıyrıldıkça içeride alemlerin olduğu. Nasıl anlarsın? Artık denildi, dediler, gitti, gitmedi, taassup, şudur, budur. Artık kendi aleminde yaşıyorsun. Ve alemlerden korkmuyorsun. Alemlere hükmediyorsun. Hükmediyorsun. Rahat oluyorsun. Asude oluyorsun. Heyecan ve panik olmuyor. Asude oluyorsun. Ağırbaşlı oluyorsun. Rahat oluyorsun. Hiç böyle eskide düşündüğün gibi olmadığını görüyorsun. Allah Allah diyorsun. Ondan sonra biraz da terakki ettim öyle diyorlar. Acaba burası mı orası? Orası mı burası? Hissi ve fikri noktada karışıklıkta olabiliyor yer yer. Buna şataat deniliyor. Eğer ciddi bir kontrol edeyen ölçün yoksa karışırsın. Muhyiddin Arabi bunlardan bir tanesidir. Çok garip bir yer ya. Var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun? Evet, nasıl? Var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun? Var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun? Yani var dediğin şey senin varlığın. Beni buraya geçirmişler biraz sonra çıkacağım burada. Arkadaşlar ne olur öz varlığımıza var ya ben olan ben. Onu fark et. Nasıl ölürsen öl ya. Onu fark etmeden ölme ya. Ne süreçten geçersen geç. Hangi dişlinin arasına kalsan bile. Varlıkta varlığını fark etmen. Varlık içinde kaybolmaman. Varlık içinde var olman. Varlık içinde varlığını fark etmen. Fark et yetiyor yani. Ondan sonra diğerleri sana vız geliyor ya. Olsa ne olur. O fark etmek eneyi tanımak mı ya? Eneyi evet. Eneyi. Tanımazsan ne olur? Tanımazsan ezeli ve ebedi hep nakıs olursun. Artık hayvaniyet mertebesinde seni cennete bile gitsen, cennete. Cennet nedir avama göre? Huriler var, yeme içme var. Bir anda her yerde tamam hepsi verilecektir. Verilene verecektir. Ama eneyi fark eden... Allah Resulüne bir Kur'an verilmiş, bir de Kur'an kadar Kur'an verilmiş ama vermeye mezun değilim diyor. Arşlar var cennetin üstün. Lef-i mahfuzlar var, lef-i ezeliler. Arş azamlar var. Şimdi sana bunlar verildi mi bu dersler ne demek biliyor musun? Bu dersler verilmesi demek şu demek. Sana verildi değil mi? İsa Aleyhisselam'ın ayeti. İsteyene verilecektir. Geldin bunları istedin. Aha sana verildi. Sana müjdeler olsun hepinize. Verildi mi şimdi bunları duydun mu? Verilene ki verildi, verilecektir. Allah'ın adeti bu. Samimi alan tabii. Verilene verilecektir. İsteyene verilecektir. Verilene verilecektir. İkinci ayet de o. Fark etmek ya. Böyle gitti. Bunlar artık basit şeyler ya. Bunlardan sıyrılmak lazım. Asla dönmek lazım. Asılla tanışmak lazım. Hep dışarıda kaldık. Unuttuk kendimizi. Ne derler diye yaşadık. Ömrümüzü başkasına telef ettik. Peşkeş çektik. Ne derler diye giydik. Ne derler diye üniversite okuduk. Ne derler ya? Ayıptır ya eş olsun komşu ne der? Ya ben istiyor muyum dememişiz pek. Bilmel yakin yetiyor mu abi? Yani buradan başlıyor azizim.
Hani diyor ya abi şu zerrecik vücudun nihayetsiz bir imbisat. Yani nihayetsiz imbisat ettiği zaman alemleri de için abi. Bütün ya nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutların kazanmasına bir vesile diyor. Hadsiz vücutların kazanmasına bir vesile. Ya alemleri ne yapacaksın ya? Bütün alem insandadır ama insan hiçbir aleme sığmamıştır. Bak 18 bin alem insandadır. İnsan içinde olan alemleri içine girse gene o alemleri insanı alamıyor. Ama o alemler insanı istihap edememiş. İnsanı alamamış içine. Alemde var olan her şey var insanda. Ama insanda var olan alemlerde yoktur. Zati yoktur. Alemlere sığmadım diyor Allah hadisi kutsuna. Beni seven müminin kalbine sığdım. Bu yapısı kainat sisteminde yok. İşte bir yok. Çalışma tarafı yok. Allah kainatta ilmi, irade ve kudreti sıfatlarıyla var. Zatıyla olmaz. Zatıyla insanda biliyor musunuz? Zatıyla insanda ya. Çok dehşetli bir şey ya. Alemdesin, alemli değilsin. Alem sende, alemin içine sığmayacak bir şeysin. Alemlerde Allah'ın sıfatı ve esmaları var. Zatı insanda var. Çünkü insanda mekansız mekan, zamansız zaman, varlıksız varlık var. Dipsiz dip, bir acayip bir şey ya. Geldi bunu 3-5 kuruşluk şey, basit şeylerde telef et ya. Gitti, geldi falan yaptı, hadi öl. Esselatu ve selamu aleyk ve selanca felanca vefat et. Niçin? Hiç. Kavga ettiler. Hududuma geçti. Yok şeyi var. Değer mi ya? Çalışma değil ki. Çalış ama bil. Gömülme. Hükmet. Hükmetmeni sana söylüyorum. Hükmedilme. Yönet. Yönetilme. Madde seni yönetmesin. Sana bunu öğretiyor namaz. Mekandan ve zamandan çıkmayı öğretiyor sana. Zaman ve mekanın süreci altında ezilenler 5 vakit namazda çıkınca namazdan mekandan çıkmayı öğrendiği için zamana ve mekana hükmetmeyi öğreniyor. Onun provası da var orada. Mesela bak cismin bekası. Ne diyor bu Risale ya? He? Cismin bekası. Cismi, hayatı, vücudu bulunduğu bir gün, belki bir saat olduğu, mazi ve müstakbeli, madum ve meyit bulunduğu halde, bedenin mazi ve müstakbeli yoktur. Madumdur. Kafirin nazarında mazi ve müstakbeli yoktur. Madumdur. Çünkü cüz-i ihtiyarıyla hareket ediyor. Hayvaniyet mertebesidir. Ben gördüm diyorsam, gördüm diyorsam, gördüm. Ayakkabıyı çıkartıyordum cenaze evine. Diyeceksin hep niye onlarda misal veriyorsun? Ya yaşadıklarımı siz daha fazla biliyorsunuz. Yani cismi hayatı yaşayanları söylüyorum. Yani bedensel hayatı yaşayanları mazi ve müstakbel olmadığını, cüz-i ihtiyarla hareket ettiklerini ve hayvaniyet mertebesinde olduklarını, böyle kesitleri şey yapıyorum ki düşmeyelim diye. Cenaze evine ayakkabı çıkarırken girerken bağını çözüyordum. İçeride mutfak var demen girer gibi sağda ve hemen karşıda şu çaprazlamada salon vardı. Orada maç konuşuluyordu. Maçta şey sağda da mutfakta çay dolduruluyordu. Ya bir ses duydum. Ayakkabı burada çıkarıyor mu? Ya konuşuyor dedi ya. Sanki orayı seyretti. Ben seyrettim öyle değil dedi falan. O maçtaki kriter. İçeri girdim sonra onu diyen kim biliyor musun mutfakta çay dolduruyor. Onu söyleyin. Vefat eden adam daha yıkamamışlar hocalar olmadığı için. Battaniye sarılmış. Babası da şu köşede orada odada orayı da boşaltmışlar. Kimse yok. Orada sarılı babası yarın hoca birisi gelecek de yıkayacak. Şimdi bu servis yapacak içeriye bu diyor. Sanki maçı seyretmiş diyor ya falan. Sonra onu deyince böyle ilgimi çekti. Allah Allah cenaze evi değil mi dedim. Sonra gittim. Baktım ki oğluymuş bu. Ve ilk önce şaşırmıştım. Şimdi şaşırmıyorum. Gayet normal. İrade vicdanidir. İhtiyar aklidir. İhtiyar bedenseldir, hazır zamana müpteladır. Mazi ve müstakbeli yoktur. Hazırı tercih eder. Bu mu bu mu? Et mi? Ekmek mi kedi için? Çiçek mi taş mı?
arı için. Bu hazır zaman. Onun için o çocuk babası dahi ölse, baba oradadır. Gelecektir de 2-3 adım ileride. Gömülecek. Gelecek zaman. Öyle bir şey yok. Gördü, cesedi kapıyı kapat. Bitti. Maç ne oldu? Burada sığırı kesin bir tane, ötekisi orada otlar. İradesi olanın hazır zamana hakim olmakla beraber hazırı mazi ve müstakbelle değerlendirme özelliğidir irade. İrade vicdanidir. Çünkü vicdanın içerisinde 4 özellik var. Soğan kabuğu gibi dışarıdan içeriye girin. Gir. İrade. Zihin. His. Latife-i Rabbaniye. Vicdani bir sıfatı. Bak iradeyi vicdanda saydım. Arkadaşlar şaşırmayın. Hazır zamana muhteladır. Hayvaniyeti yaşıyor. Bedensel hayatı yaşadığı için öyle mazi müstakbeli yok. Kefenmiş, mezarlıkmış, ilanmış böyle, cehennemmiş ya. Bunlar hikaye ya. Diyor. Elhamdülillah. Sizin iradenizin çalıştığına delil, vicdanınız çalışıyor. Nereden biliyorsun? İradem çalışıyor. Nereden biliyorsun? Ya endişe ediyorum da kabir mabir var falan. Hah, iradenin çalıştığını gösteriyor. İraden çalışmasa namaz kılamazsın. Müslüman dahi olsa, namazı yoksa iradesi çalışmıyor, ihtiyarı çalışıyor, cüz ihtiyar. Mesela cismin bekası, hayatı, vücudu bulunduğu bir gün, belki bir saat olduğu ve mazi ve müstakbeli, madum ve mayit bulunduğu halde, ben bunlardan çıkartıyorum bak. Mazi ve müstakbeli yok. Yani geçmiş geleceği yok. Hazır, lop lop yer, ürer, yatar, kalkar. Doldur boşalt, gübre fabrikası. Mutfak, tuvalet, yatak iş. Mutfak, tuvalet, yatak iş. Yani mutfakla tuvalet arasında pimapen gibi, pimaş gibi. Yani bir boru ya, plastik boru. Güzel yemekleri tuvalete dönüştüren bir sistem olur. Ama böyle olduğu halde ciset, fakat kalbin hazır günden çok gün evvel, çok gün sonraki zamana kadar daire-i vücudu ve hayatı geniştir. Mesela şu anda konuştuğumuz şey, bedensel hayatımı konuşuyorsunuz zannediyorsunuz. Niçin rahatsınız? Şu anda rahat değil misiniz? Peki baklava mı yiyorsunuz? Özür dilerim, cinsellik mi var? Yok. Peki ne var ki rahatsınız? Çünkü kalbe ait bir hayattasınız. Onun için öyle gayıp falan değil. Kalbin hayatına gir ve bu işte. Buradan başladı işte. Şu kalbi hayat olmasa bu rahatlık olmaz. Bu huzur olmaz. Çünkü hazır olacak zat ki sende huzur olsun. Huzur hazırdan geliyor zaten. Bu huzuru bulmak için adam esrar, eroin, kadın vesaire peşine koşuyor. Yani o neyi buluyor biliyor musun? Bulduğunu zannediyor huzur. Sıkıntısını unuttuğu anda huzur zannediyor ona. İçki budur, kadın budur. Kendisini o derdini unutma anına lezzet diyor. Yani kafa buldum derken kaybettiği şey diyor. Kafayı kaybediyor, buldum diyor. Kafayı bulsaydı evini bulurdu. Tamam bak şimdi. Derdini unutmaya lezzet diyor. Lezzetten haberleri yok. Üstad 30. sözde söylüyor. Bak bir daha söylüyorum. Onların lezzeti elemden çıkmak. Elemin unuttuğu anda veya derdini unuttuğu anda onun adı lezzettir. Hakiki lezzeti bilmiyor. O zevktir. Lezzet ayrı bir şeydir. Kalbin işte hayatı bu hayat. Rahatsınız. Merak etme. Bunlar hep sana hatırlatılacak. Şu hayat ölüm anında hiç endişe etme. Ölüm anında öyle bir andır ki hayatın tümünün hakikate dönüşme anı. Yani hakikatının mahiyeti dönüşme anıdır. Simgesel Azrail anlatılıyor. Hayatın büyüğü, bütünü çekirdek. Onun cisimleşmiş hali. Senin Azrail'in bu. Doğdun, öldün, hayatının bütün cisimleşecek, Azrail'in olacak. Ondan sonra böyle güleceksin. O anda hiçbir şey anlamayacaksın zaten.
O zaman beni hatırlarsın. Dersin ki ulan burası mı orası, orası mı burası mı? Delinin birisi böyle diyordu dersin. Ya. Burası ahiretin üzerine tenteneli bir perdedir. Tentene şu kızları var ya, oya tantel yapıyorlar veya tül. Böyle delikli olur ya böyle. Bak delikli, göremezsiniz beni bak. Ama bak 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 bak. Ten dünya ahiretin üzerine böyle örtülmüş, bizi aldatıyor. Tenteneli uzaktan bakınca perde. Yaklaş yaklaş yaklaş, ilim yaklaşır. Aa Allah Allah. Sübhanallah. Bak çerçe varmış. Taktım, çerçeveyi bile görmüyor. Meğer oranın simgeselliği, yani duman, nurun odun olarak görünmesiymiş. Cennet, cehennemin ve dünya olarak görünmesi bir yermiş burası. Odunda duman, nur var ya. İkisinin cemi odun denmiş. Et kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Sonra selam verirler, öldü diyor. Öyle hayvan imiş diyor. Aşıklar ölmez. Adamlar ölmez diyor. Yoksa hayatına baktığın zaman Allah Allah. Hayat gitmiş, şey gitmiş, bağırman lazım. Tam tersine bu. Ulan sağ selamet bir gitsek. Öyle demiş. Anne demiş ya. O vaaz eden hoca var ya, birisi göndermiş de annesi çocuğu. 13 yaşında, 13-14 yaşında. Annesi sonra WhatsApp'tan bir şey atıyor. Diyor ki çocuk, anne dedi şey, anne o oğlum ne anlattı, ne anladı? Anne diyor ki dedi ya, sağ selamet bir gidebilsek. Nereye için dedi? Bir yerin için. Yok anne dedi, kabir için öyle dedi ya bu adam dedi. Sağ selamet. Ölüme sağ selamet diyor. Anne dedi ya, kafam karıştı. Bu deli gibi konuştu dedi ya. Sağ selamet. Sağ salim. Bir gidebilsek. Orası. İmanla gittin mi, iman vesikasını sağlam alacaksın. Gerisi hikaye. Gerisi valiz. Pasaportu sağlam, valiz de olmasa olur. Ya abi pasaportta geçtin ya. Arabistan'a girdin mi kardeşim pasaportu aça? Ama valizlerim kaldı lan. Verirsler sana orada bir tane ihram yahu. Açım dersen sana da bir tanesi yemek verir orada ya. Sen pasaporta gir. Girdin mi kardeşim? Ya ihram verirler. Ya bir çorap atarlar ya. O kadar hain değiller oradakiler. Korkma ya. Sana bir yemek atarlar ya. Pasaporta gir yeter. Sana orada polis eşyan var mı sormuyor. İhramla geldin mi? Var mı pantolonun, şalvarın, atletin, donun? Demiyor. Peynirin, ekmeği var mı demiyor. Pasaportu ver. Öyle mi? Ulan pasaport olduktan sonra kalsın onlar ya. Verirler sana orada. Geçtikten sonra bir tane peynir verir ya. Ben biliyorum o memlekette köpeklere bile yem veriyorlar ya. Sana da verirler canım. Köpekler bile aç değil orada ya. Elhamdülillah. Dünyadan garip olmayacak. Vay be diyeceğiz böyle. Allah Allah. Çok hoş olacak ha, inan. Yaşasın, ölüm geliyor. Diyorlar şimdi ama delinin birisi. Ölüm, eğer ölümün en büyük nimet olduğunu anlamak için sonsuz böyle yaşasanız ne olurdu? Yaşanır mı? Ha? Diyalize girmeye sonsuz yaşanır mı? Felç olmaya yaşanır mı? Sonsuz böyle sabah işe gitmeye yaşanır mı ya? Fıtratına uygun mu? Araba kullanmak, fabrika gitmek, ne yapmak? La kardeşim, fıtrat bir anda her yerde olmak, ne arabası ya? Arabanın içinde ne yapısı olacaksın, ne ekmeği ya? Fıtrat bunu iktiza etmiyor ki. Sanki iyi bir yerde burası, aman gitmeyelim. Sıktı tabii. Çok sıktı diye burası. Durum iyi değil. Bugün bir tanesi yanımızda. Vakıf vefat etmiş de bugün. Amin.
Şu bir kardeş var yanımızda, şu anda dinliyor. Ben de şaşırdım. Ya ne mutlu diyor, bahtiyar diyor. Kurtardı, bu dünyadan da harika bir yere geçti diyor ya. İşi garantiledi. Hakikaten öyle ya. Risale-i Nur talebeleri imansız kabre girmezler. Müjdesi var. Çünkü hakaik imaniyle devamlı meşgul. Bir adam spor yapıyor, o tarafı gelişmiş. Halter yapıyor, o tarafı gelişmiş. Koşu yapmış, o tarafı, öyle değil mi? Ne yaparsanız o. Risale-i Nur talebi devam iman. İman. Allah ahiret, Allah ahiret. Kur'an peygamber. Daha ne olacak yani? Farklı bir hayat yok ki bir şey girsin onun içerisine. Arkadaşlar, şeytanı çok büyütüyoruz. Şeytana karşı zaten aşılıyız. Şeytan demedi mi televizyona git, gitme derse? Niye yorgunsun? Yemek bile yemedin. Demedi mi bu akşam? Dinledin mi onu? Yok. Bugün sen dinlememişsin de ölüm anında mı dinleyeceksin bir bardak suya? Şeytanın imanı kazandın bu dersi bir bardak suya mı vereceksin? Sana bir bardak su vereceğim, Allah'a inkar et. O zaman ben Allah'a suyun üzerine mi bir bina ettim ki suyu alıp Allah'a vereyim? Ölüm anında bunu diyecek ya. Muhammed'i inkar et diyor, İsa'yı kabul et diyor. Lan İsa'yı ben inkar etmemişim ki diyeceksin. Gerizekalı diyeceksin şeytana. Yani gerizekalı, ben İsa'yı inkar mı ettim? İman olması için İsa'yı zaten kabul etmişim. Ne diyecek ya? Su verecek. Lan suyun üzerine mi kurdun bir imancımı ya? Ben ne diyecek ya? Ben anlamıyorum ki. Şeytan ne diyecek? Kardeşim diyeceğini şimdi demiyor mu? Sen hayatını yaşayacaksın adam gibi. Allah da düşmanına seni teslim edecek. Öyle mi? Sen eder misin ya? Evine geldim ben senin. Attım, sevmesen bile atar mısın beni? Soğuk sokağın karanlığını atar mısın? Ömrünü onunla iyi geçireceksin. Allah dostunu vefasızlık yapıp düşmanına teslim edecek. Böyle bir şey olur mu? Haşa ve kelle ya. Etmez. Çünkü Allah peygamber, Kur'an peygamber, ahiret bunlarla işlemiş ömrün. Boşluk yok ki girsin. Ama tilki kuyruğu böyle acayip acı garip şeylerin peşindeysen hiç de şansın yok. Evet. Mesela cismin bekası, hayatı, vücudu bulunduğu bir gün, belki bir saat olduğu ve mazi ve mustakbeli, madun ve meyit bulunduğu halde kalbin hazır günden çok gün evvel, çok gün sonraki zamana kadar daire-i vücudu ve hayatı geniştir. Kalbin hayatı yok ki dibi. Yani hayatı, yani hudutlu bir hayatı yok. Cesedin bir hayatı var. Gözün bir hayatı var. Katarak oldu, bilmem ne oldu, kör oldu. Bedenin felç oldu, kanser oldu, öldü gitti. Kalbin zıttı yok ki bir yerde dursun. Yani onu durduracak bir karşıt yok. Kalbin hayatını durduracak, muayyenleştirecek bir karşıt yok. Onu öldürecek bir sistem yok. Ruhun, bak ruha bak. Hazır günden seneler evvel ve seneler sonraki bir daire-i azime, daire-i hayatına ve vücuduna dahildir. Oho, daha gelmeden, geçmiş, ruh hepsi, mazi müstakbel an, bütün zaman içine almış. Ceset bu andan çıkmış. Zaten mazi ve müstakbeli alakadardı. Ruh için bir tuhaflık değil ki ölüm. Zaten ruh mazi müstakbeli yaşamıyor mu? Geçmişten teessüfler, elemler, gelecekler, korkular, endişeler durmuyor muyuz? Duymuyor muyuz? Alakadar değil miyiz gelecekle? Geçmişle alakadar değil miyiz? Hangi tarafındır bu? Ruhtur. Zaten biz alakadarız. Yani nüker mekiri şaşırmayacağız ki. Zaten bildiğimiz bir şey adam. Çıkarın kağıtları, yazılı yapacağım deyince hoca şaşırmıyoruz ki zaten herhalde. Şimdi nüker mekir gelecek. Patı paldır küldür, ağzını burnunu kırmaya kimse gelmiyor. Gelen tak değil. Gelecek adam. Ha buymuş ya. Tamam. Buymuş yani sekerat anı. Şaşılacak bir şey değil ki. Zaten biz onu biliyorduk. Zaten burada soruyu sordular. Peygamberimize gelmiş diyor ki müsaade eder misin diyor. Ruhunu alayım. Allah da demiş ki Cebrail Aleyhisselam istemiyorsa alma. Peygamberimiz Aleyhisselam ben mi vereyim sen mi alacaksın dedi. Yani cesediyle ruhu karıştırmış. Hangisi latif? Çünkü cesedi ruh arkadaş olunca birbirine karışmış. Ceset timsali sureti mi?
Ruhum hangisi? Ha budur diyor, ruhu bunu al. Bu böyle bir şefiğin var. Böyle bir şefaatçi seni bekliyor. Gönderdiğin salavatlar seni haberdar ediyor. Felancadan geldi diyorlar. Ondan alacaklı oluyorsun her bir salavatta. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sen bir hususi odan da anırsan ben de hususi anarım diyor Allah. Allah deyince. Toplumun içinde anarsan ben de bütün mahlukat içinde seni anarım diyor. Sen beni sevdiğini ilan edersen diyor hadisi kutsi. Ben de bütün alemlere ben bunu seviyorum siz de bunu sevin derim diyor. Allah geri durur mu ya? Bir adım atarsan 10 adım atarım diye ayet meali demiyor. Yeter ki samimi ol. Böyle langur langur kap diye doğru ol. Yani ille her doğru iş yani muvaffak ol demiyor. Kalbinde fesatlık olmasın çünkü onda muktedirsin. Ama her amelimizde ihlası tutturamıyoruz, doğruyu tutturamıyoruz. Ama niyetimiz tutturulabilir. Çünkü niyette iktidarsızlık yoktur. Riyakarlık yoktur. Niyette herkes bilir. Ama amelde riya olabilir. Amelde ihlassızlık olabilir. Amelde günah olabilir. Ama niyette ve iç alemde bilir. Onun için herkes münafık. Kim bilir? Kendisini bilir. Münafık kendisini bilir. Şuursuz münafık yoktur. Bilerek yapıyor. Hiç endişe etme sen. Hiç evinde namaz kılmıyor musun? Münafık evinde namaz kılmaz. Münafık kendisini bilir. Endişe etme. Şuurludur. Öyle tombala çekilip birisine çıkmamış öyle piyango. Adam bilerek seçmiş münafıklığı. İşte bu istidada binaen hayatı kalbi ve ruhiye medar olan marifet-i ilahiye. Bak, hayatı kalbi ve hayatı ruhiye sebep olan malzemelerden bahsediyor zemin. Kalbin ve ruhun hayatı malzemesi neymiş? Bak okuyayım. İşte bu istidada binaen hayat-ı kalbi ve hayat-ı ruhiye medar olan marifet-i ilahiye. Bir, marifet-i ilahiye. Yani bu sohbetler, tevhid dersleri, haşir dersleri, sohbetlere gitmek. Sonra muhabbet-i Rabbaniye. Muhabbet-i Rabbaniye. Allah Resulü vefat etmeden önce benim bildiğime göre birkaç tane rivayet var. Benim bildiğim şu, en son Allah Resulü şöyle demiş. Vefattan önce çünkü çok merak etmiştim. Dedim Allah Resulü acaba en son ne dedi diye. Benim ilmime göre en son şunu demiş. Ey ashabım ve ey insanlar. Allah'a nihayetsiz hüsnü zan etmeden ölmeyiniz. O şefkatli şefiş peygamber. Yani Allah'a nihayetsiz hüsnü zan edin. Allah yakar çakar kırar döker değil. Allah merhametlidir. Kullarına şefiktir. Sever onu. Allah'ımız bizim hakkımızdaki hükmünü böyle hüsnü zannedin. Bir de alemimizi Allah hakim kılmak lazım. Allah bizim için ne ifade ediyor? Bu soruyu cevap bulmak lazım. Allah benim için nedir? Allah hayatıma ne kadar girmiş? Ne kadar bazı şeyleri değiştirmiş? Kantara, hayatıma, gözüme hakim olmuş. Bak, demek ki kalbin ve ruhun hayatına malzeme bir, marifet ilahiye. Görüyor musun? Risale'nin dersleri bu. İki, muhabbet-i Rabbaniye. Allah'a karşı muhabbet. Üç, ubudiyet-i Subhaniye. Ubudiyet ibadet değil. İbadet ve ubudiyet farklıdır. İbadet ölünce biter. Namaz, oruç gibi. Menfi veya müsbet ibadet. Ubudiyet ise kulluğun şuuru. Haksız temellük yapma. Ham var ya ham. Haksız temellük, ayna darlığını bilmemek, mevhumu muhakkak bilmekten vücut rengini ve suretini almış bir ademdir. Yani ubudiyeti subhaniye, ubudiyetin içinde ibadet de var. İbadet mahiyendir. Belirli zamanlar içindir. Mesela dünyada oruç, namaz, zekat, içki, kumar vesaire var ya. İşte bunlar hep ibadetin içine. Ama ubudiyet ise kulluk şuuru. Onun içerisinde ibadet de var.
Ubudiyet ibadeti kapsar. Matematikte öyle görmüştünüz. Ubudiyeti subhaniye, onu fark etmek. Sonra hareketlerimizde marziyat-ı rahmaniye. Rahimane demiyor. Eylemsez. Rahman eylem demektir. Rahim ruhsal demektir. Marziyat-ı rahmaniye, yani Allah'ı razı edecek eylemler yapmak. Allah bir defa razı oldu mu tamam. Vallahi ben geçen hafta senden razı edilmişim değil, değil. Bir defa razı oldu mu tamam Allah'ın izniyle. Marziyat-ı rahmaniye, rahimiye değil. Tamam. Eylem, sünnet-i seniye yani. Cihetiyle bu dünyadaki fani ömür, baki bir ömrü tazamun eder böylelikle. Fani bir ömür, baki bir ömrü tazamun. Ne kadar yaşarsan hiç önemli değil. Burada söyleyecek zaten. Ve ebedi ve baki bir ömrü intac eder ve baki ve layemüt bir ömür hükmüne geçer. Bir defa Allah razı ettin mi? Tamam. Allah razı olanlar kullarının zümresinde nail eylesin. Amin. Cenab-ı Hak geçmişimizden ve geleceğimizden razı olmayacağı şeyleri Cenab-ı Hak hak ile ihsan eylesin, amin, nasip eyletmesin ve onları yapmışsak mazimizde onları silsin ya. Amin. Razı olmadığın geçmişinden tövbe ediyorum ya Rab diyeceksiniz. Evet, baki hakikinin muhabbet, baki hakikinin muhabbet, marifet rızası yolunda bir saniye bir senedir. Allah için bir saniye bir senedir. Bir saniye, bir saniye ya tak. İyi ki bir sene demedi ha. Bir saniye muhabbet o mümkün. Ya Rab seni seviyorum. Ya tamam bir daha saniye oldu işte. Samimi oldun mu ya? Abi bu kadar ucuz mu? Allah o kadar pahalı değil. Çünkü o zaten seni o yaratmış ve hiçbir şey vermemişsin. Sen de onunsun. Onun karşılığı dünyalık değil ki bir şey yükleyesin. Abi yani rahmeti çok fazla olduğu için bu şekilde. Evet. Değil mi? Evet. O kadar büyük bir rahmet var ki. Gadabını bile aşmış. Aynen, o zaman gadabı muayyendir. Ama rahmeti muayyen değil. O zaman bir şey veremezsin bu. Ancak Allah almak için Allah vermek lazım. Allah vermek, Allah'a vermek lazım. İman bile vasıtadır biliyor musun? İman netice değildir. Hidayet, Allah sana hidayet ediyor. Hidayetini onaylarsan iman oluyor. İman seni bir yerlere kadar taşıyor. Artık kabu kalbinde iman da yok. Mesela cennette iman gaybadır değil mi? İman gayba değil mi? Cennette rüyetullah mazhar olmayacak mıyız? Rüyetullah mazhar olunca Allah gayb mıdır? O zaman iman kalktı. Gaybi değil çünkü. Şuhut oldum. Şuhut buradadır affedersiniz. Şuhut buradadır, rüyet oradadır. Rüyetullah oradadır. Müşahadetullah buradadır. Gaybadır iman. Gayb kalktı. Rüyete mazhar oldun. Buradan orayı gördüğün zaman mı şuhut oluyor? Şuhut. Buradan oraya gördüğün. Şuhut. Ama orada işte rüyet. Ne kadar hoş ya. İyi ki varız değil mi? Kalite burada yani. Allah'ın yegane muhatabı, sevgilisi, muhatabı, dostu, halili, insanoğlu. Her şey onun için. Çünkü konuşturuyor, seni dinlettiriyor. Şu anda seni rahatlatan o. Şu anda huzur veren o. Nasıl oluyorsun? Şu anda sende niye huzur var? O hazır da ondan sende huzur oluyor. O kalbini şu anda boyamasa, sıbgatullah olmasa şu anda sende huzur olmaz. Baki hakikinin muhabbet, marifet, rızası yolunda bir saniye, bir senedir. Eğer onun yolunda olmazsa bir sene bir saniyedir. Gördün mü? Onun yolunda olmazsa bir sene bir saniye gibidir. Belki onun yolunda bir saniye layemuttur, çok senelerdir. Ve dünya cihetinde ehli gafletin 100 senesi, dünya cihetiyle ehli gafletin 100 senesi bir saniye hükmünde geçer. Adamlar 100 sene yaşıyor, bir saniye gibi olur. 100 sene bittikten sonra 100 sene ne kadardır? Hiç yok ki, sıfır.
100 seneyi kullandın. Nasıl geçti? Ne bileyim ya. Ne bileyim dediği için kelime kadar diyebilir. 100 sene nasıl geçti? Ne bileyim. Mesela bak ben 50 yaşındayım. 25 yaşında bir delikanlı olsun. Oturalım buraya. 50 senemi anlatayım. Bir sene bir saat sürerse 25 senesi ne anlatsın? Yarım saat sürer. O kadar da bile sürmez ya. Şuraya gittik, bunu gördük, buradan geldik, bitti. 100 sene eşittir sıfır. Yani öyle diyor. Bak diyor ki dünya cihetinde ehli gafletin 100 senesi dünya cihetinden ehli gafletin 100 senesi bir saniye hükmüne geçer. Ehli imanın huzuru daimenin fark edenler için, sizler için bir saniye, bir sene hükmünde ve layamuttur belki diyor. Dibi yok çünkü. Allah için bir saniyenin Allah olduğu için devrede onun hududu yok işte. Öyle diyor bak dedi. Ne dedi? Bir saniyedir. Belki onun yolunda bir saniye layamuttur. Çok senelerdir. Ve dünya cihetinde ehli gafletin 100 senesi bir saniye hükmüne geçer. Meşhur böyle bir söz var ki sinetul firaki senetun ve senetul visali sinetun, yani firakın bir saniyesi, firakın ayrılığın bir saniyesi bir sene kadar uzundur. Ve visali kavuşmanın bir senesi bir saniye kadar kısadır demiş ehli dünya. Ne demiş bir daha söyleyeyim. Firakın ayrılığın bir saniyesi. Ayrıldın mı senden bir saniye? Bir sene kadar uzun geldi bana der ehli dünya. Kavuşma ise diyor, bir sene kavuşsak, bir sene beraberiz. Ya bana bir saat, bir saniye gibi geldi diyor. Ustad ben buna bütün muhalif şöyle diyorum diyor. Ben bu fıkranın bütün aksine diyorum ki, visal yani kavuşma, yani Baki Zülcelal'in rızası dairesinde li ve çilla bir saniye Allah için, tamam, Allah için bir saniye, Allah için bak bir saniye visal, Allah için kardeşim nasılsın? Veya Allah için bir saniye dünyada geldin, Allah için bir saniye değil yalnız böyle bir sene, belki daimi bir pencere-i visaldır. Daimi bir aleme geçiyorsun bir anda. Gaflet ve dalalet fırakı içinde değil, bir sene, belki bin sene bir saniye hükmündedir. O sözden daha meşhur şu söz var. Erdul felati ma'al a'da'i fincanun semmul hıyati ma'al ahbabi meydan. Hükmümüzü teyit ediyor. Yani manasını söylüyor yuvarlak. İki dost için, iki tane dost için bir fincan, fincanın içi sahra gibidir. İki düşman birbirine nefret edenler için bir sahra fincan gibidir. Ulan görmüyorum ama bu çölde lan o namussuz bu çölde ya. Ulan o çölde varsa ben gelmem mi? Var ya ehli dünyadan duyarız orada değil, bizim memleket duyarız. Ulan falan cehenneme gider. Ulan var ya canım. O cennete giderse ben gitmem ya. Cennete gitmem diyor. Falan artist cehenneme giderse ben de giderim diyor. İyi cehennemlikler. Hiç merak etme. Demene de gerek yok. Zaten oraya gideceksin. Çünkü bu kafa oraya gider. Bu burun oraya götürür. Merak etme. Koku odur. Meşhur evvelki sözün sahip bir manası budur ki, bak diyor ki, fani mevcudatın visali madem fanidir. Yani fani mevcudatın kavuşmaları fanidir. Kavuştuk. Ne var ne yok. Nasılsın? Sevdim. Bunu sevdim. Benim oldu. Ama sonra ayrılacak bizden. Fani mevcudatın visali madem fanidir, ne kadar uzun da olsa yine kısa hükmündedir. Fani midir kardeşim? Üzerinde fanilik var mı? Arabanın markalarını böyle bak ki kalbine girmesin. Önünüzde araba gidiyor. Ne o? Opel. Opel değil o. Üzerindeki yazı yok o. Fani Opel. O ne? Mercedes. Fani Mercedes. Fani Audi. Fanilik damgasını gör, kalbine girmiyor. Fani göreceksin ama. Markayı görürsen girer içeriye. Veya girmeye zorlar. Şaka demiyorum. Aynı şöyle ağzını kullan. Fani Mercedes'e bak ya.
diye diye meleke olur, acayip olursun ha. Şuur altı sende tepki olur. Haberin olmadan giremez. Fani ne kadar uzun da olsa yine kısa hükmündedir. Kavuştun 1000 sene, 1000 sene kavuştun, sonra ayrılacak mı? Bir an gibidir. Senesi bir saniye gibi geçer. Hasretli bir hayal ve esefli bir rüya olur. Vay, ortaokul okurken, lise okurken. Çocuktu, vay be. Oğlum, şimdi müdür falan, ihtiyar oldu, vay, kanser olmuş, ölmüş. Böyle hani ne oldu, 3-5 sene beraber okudunuz. Hepsi hayal ve hasreti, vah, oldu. Hasreti oldu. Bunlar. Beni de yakıyor biliyor musun bu firan? Vallahi nasıl dayanıyorlar ehli dünya? Usta da diyor da ben de diyorum. Şöyle bazen geçmişime gidiyorum böyle. Daha yeni geldim bir şeyden. Karadeniz, doğduğum yerden, evin oralarda. Yani dolaştım böyle. Tabii o hatıralar duruyor. Hatıra deyince o hayal falan değil. Çünkü her şey her yerde var. Her şey her yerde kodlanmıştır. Usta çınara sarılıp ağlamış. Neyse girmeyeceğim ona. Oralara bakınca insan geçiyor böyle. Allah Allah. Bir buraya geliyorsun, korkunç bir boşluk oldu. Buraysa orası. O dostlar vardı, şenlikler vardı, oynuyordun. Karabalıktın, evine baktın ki otlar bitmiş, dikenler bitmiş. En güzel ifadeyle evine, kapıya mahsus vuruyorum. Hiç kimse yok. Oysa evinde en karabalık insanlardandı. Hiç kimse yok. Kiremitlerden kar akıyor. Ev virane. Kedi bile kapıda yok. Çünkü kedi ne yiyecek? Baktım ayakkabının girişi yerde otlar bitmiş. Perdeler değişmiş. Bildiğim gibi değil ya. Bir kaos, acayip bir şey yani. Tanıdığın o babaanneler, dedeler, o amcalar, dayılar falan. Vay be. Ha böyle düşününce, korkunç bir boşluğa düşünüyorsun. Hemen tak iman geliyor. Bekaya gitti diyor. Bekaya gitti. Baki bir. Serbedi manzaraları oluşturdu. Böyle yaşanır mıydı ya? De. Başka mümkün değil ya. Bekayı isteyen kalbi insani bir sene visalde yalnız bir saniyecikte ancak zerre gibi bir zevkini alabilir. Firak ise saniyesi bir sene değil, senelerdir. Firak var ya, eğer Allah ile alakalı olmayan ayrıldı ya, o bir saniye ayrılmak seneler gibi sende yara yapar, koparır. Parçam parça ediyor. Mesela gücün yetmedi, annen hastanedeyken, baban hastanedeyken koşturur, şey yaptın, o hastaneye gidiyorsun, oku. Bir dostunu ziyaret ederken annenin yattığı yeri görüyorsun. İçin gidiyor ama bir şey yapamadım. Ama diyorsun ki elhamdülillah bekaya gitti. Abi bende böyle bir şey olmuyor. Çünkü iman üzerini kapatmış da ondan. İman yoksa yakıp yıkıyor. Tek bir çaresi var, ya iman ya içki. Hayat böyle. Şu anda hiçbir şey yok. Hani mazim var. Hani lezzetleri, zevki, elem, hiçbir şeyiniz yok. Bak, hiçbir şeyle alakadar değilsiniz. Belki de 1000 tane, 200 tane, 2 tane, 10 tane daireniz dahi olsa, bak orada değilsiniz. Bak orada değilsin. Neredeysin oradasın, o kadar. Diyorlar, 2 dairem var. Sırf bunu bilmek için, yani bunu bilmekten gelen bir hissi yaşamak için onun uğruna her şey feda edilir mi? Hangi yerde oturuyorsan şu anda oradasın. Şu anda evinde bile değilsin. Ama evim var. Olsa ne olur? Orada değilsin. Bir tuhaf alem ha. Burası garip. Son cümleyi okuyorum. Çok. Firak ise saniye, yani dedim ya, araba sesi, kuşlar uçuyor, denizler şey yapıyor, masallar var, kitap var, ders okunuyor, adam su içiyor, ders yapıyor. Ha? Çok garip gelmeye başladı. Ne olur herhalde ben de anlatmam mı? Bazen endişe ediyorum. Tuhaf. Öyle bir tertip yapmış ki, öyle bir sistem işliyor, öyle işlev var ki Allah hakikaten acayip işletim sistemi yok. Kainatın patronu yani, tövbe estağfurullah. Patron, tamam, yazılım şirketinin ustası nasıl kurmuş ya, acayip. Takır 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 her şey oynuyor, sular gidiyor, onu gibi bağırıyor, çağırıyor, araba gidiyor. Olmadığını kabul et, olmaz işte. Çok güzel böyle bakın, bağırıyor, çağırıyor, ne yaptın, sırama geçtin, şöyle yaptın. Oy, çok böyle olması lazım. Hep Allah yapıyor bunları. Ne kadar güzel oluyor ya.
Sakın bir yerde demeyin ama dışarıda. Kavgalar, gürültüler, şeyler, zulümler, şey böyle olması lazım. Lazımdır ki böyle olsun. Çünkü firakın meydanı geniştir. Bekayı isteyen bir kalp, firak çendan bir saniyede olsa seneler kadar tahribat yapar. Çünkü hadsiz firakları ihtar eder. Maddi ve süfli muhabbetler için bütün mazi ve müstakbel firakla doludur. İşte şu mesele münasebetiyle deriz. Ey insanlar, fani, kısa, faydasız ömrünüzü baki, uzun, faydalı, meyvedar yapmak ister misiniz? Madem istemek insaniyetin iktizasıdır, baki hakikin yoluna sarf ediniz. Çünkü bakiye mütevecci olan şey bekanın cilvesine mazhar olur. Madem her insan gayet şiddetli bir surette uzun bir ömür ister, bekaya aşıktır ve madem bu fani ömrü baki ömre tebdil eden bir çare var ve manen çok uzun bir ömür hükmüne geçirmek mümkündür. Elbette insaniyeti sukut etmemiş bir insan o çareyi arayacak ve o imkanı bir fiile çevirmeye çalışacak ve tevfik-i hareket edecek. İşte o çare budur. Allah için isteyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. Lillah, livecillah, liyecillah rızası dairesinde hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları seneler hükmüne geçer. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Evet, gelsin bir tane kardeşim. Hafızım gel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ما شاء الله ما شاء الله هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها
بَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا فهل أنتم مسلمون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة